Mustafa Kemal tabii ki sosyalist değildir. Ama görünüşe göre iyi bir teşkilatçı, kabiliyetli bir lider. Birinci Dünya Savaşı'nda ayrı saflarda savaşan iki ülke, Çarlık Rusya ve Osmanlı Devleti. Çarlık Rusya 1905 yılında halk tarafından tepki çekmeye başlamıştı. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla cephelere giden gençlerin bir bir hayatını kaybetmesi, yaşanan ekonomik krize çare bulunmaması ve son olarak müttefik İngiliz ve Fransa'nın gereken desteği vermemesi sonucunda Çar rejimi yıkılmış, bir süre sonra da Sovyet yanlıları yönetimi tam anlamıyla ele geçirip Sovyet Rusya'yı kurmuştu. Sovyet Rusya'nın ilk işi savaştan çekilerek daha önce yapılan tüm anlaşmaları kamuoyuyla paylaşmak oldu. Buna göre Osmanlı Devleti İngiltere'nin başını çektiği devletler tarafından işgal edilecek ve Osmanlı birkaç şehirden oluşan küçük bir devlet halini alacaktı. İlerleyen günler yapılan anlaşmanın doğruluğunu ortaya çıkarmış, İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunan ve hatta Ermeniler Osmanlı Devleti'ni işgale başlamıştı. Bu işgal karşısında padişah ve İstanbul hükümeti gerekli refleksi göstermemiş, fakat bir grup asker bu duruma isyan edip Anadolu'da bir kıvılcım yakmak için yola koyulmuştu. Önderleri ise 1915 yılında İtilaf Devletleri'ni Çanakkale'den geçirmeyip belki de Sovyet devriminin yaşanmasına katkı sunan Mustafa Kemal'di. Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919 yılında Anadolu'da çıkan Türk isyanlarını bastırmak için Samsun'a çıkmış, fakat isyanı bastırmak bir yana dursun, ateşi büyütmüştü. Onunla birlikte Karabekir Paşa, Ali Fuat Paşa gibi önemli devlet adamları da isyan ateşini büyütmek için çaba harcamaktaydı. Tam bağımsızlık tek gayeydi ama harekete taraftar toplamak da şarttı. O günlerin popüler devleti Amerika'ydı. Wilson ilkelerine göre hareket edilirse yurt işgalden kurtulabilirdi. Fakat Amerika koşulsuz bir yardıma yanaşmıyordu. Buna rağmen Halide Edip Han'ın başta olmak üzere İstanbul aydınlarının birçoğu tek kurtuluşun Amerika olduğunu belirtiyordu. Saray ise çoktan İngilizlere esir olmuştu. Fakat Sivas Kongresi'nde tam bağımsızlık için ya istiklal ya ölüm yemini çoktan edilmiş, dışarıdan destek alınabilir fakat bağımsızlığımıza karışmamak şartıyla karar verilmişti. İşte bu şartlar içinde kurtuluş mücadelesi devam ederken Sovyet Rusya'yla ilk yakınlaşmalar başlamıştı. Çünkü Sovyet Rusya'nın da düşmanı Anadolu Harekatı'nın düşmanlarıyla aynıydı. Hatta hala Sovyet Rusya'nın bir bölüm toprağı İngiliz işgalindeydi. Bolşevikleri devirmek isteyen İngiltere ve Fransa, ülkenin kuzeyine Japonya'yla, Sibirya'ya da ABD ile asker çıkardı. Amaçları Sovyet devrimini daha beşiğindeyken boğmaktı. Şüphesiz Anadolu'da bir direniş olmasa ilk durak Sovyet Rusya olacaktı. İşte bu gelişmeler ışığında Mustafa Kemal gayri resmi olarak Anadolu'dan Enver Paşa'nın amcası Halil Paşa'yı Sovyetlere yolladı ve ittifak çalışmaları için yoklama yaptırdı. Bu gidiş ilk meyvelerini vermeye başlamıştı. Halil Paşa Ankara hükümeti adına Çiçerin ve Karahan'la görüşmüş ve ilk yardımları Anadolu'ya ulaştırmıştı. Bu yardımlar küçük de olsa bir başlangıçtı. Yine bu tarihlerde Rusya'da olan Enver Paşa da siyasi kulisler yapmakta, Rusların düşüncesini genişçe Mustafa Kemal'e rapor geçmekteydi. Daha önce Amerikan mandasını savunan Halide Edip Hanım o günlerde Paul Williams'a vermiş olduğu bir röportajda "Bize Wilson sınırlarını vermeyi reddettiler. Biz de Lenin'i seçtik." demişti. Peki gerçekten Lenin mi seçilmişti? Ülke Sovyet Rusya'ya dahil mi oluyordu? Ülke Bolşevik mi oluyordu? Alt zeminde belirli bir yol kat edilmişti. Bu sırada Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılmış, Başkan Mustafa Kemal Sovyet lider Lenin'e ilk mektubunu yazmıştı. Çünkü gelen haberlere göre Ruslar Türklerin emperyalizm karşısındaki mücadelesine koşulsuz destek vermeyi kabul etmişti. Özetle mektupta şunlar yazmaktaydı. Emperyalist hükümetlere karşı saldırı, bunların
baskı ve esareti altında bulunan mazlum insanların kurtuluşu gayesini hedefleyen Bolşevik Ruslarla mesai ve hareket birliğini kabul ediyoruz. Evvela milli topraklarımızı işgal altında bulunduran emperyalist kuvvetleri kovmak ve gelecekte emperyalizm aleyhinde vuku bulacak olan ortak mücadelemiz için dahili kuvvetlerimizi şekillendirmek üzere şimdilik ilk taksit olarak 5 milyon altının ve kararlaştırılacak miktarda cephanenin, fenli harp vasıtalarının, savaşacak kuvvetler için erzak yardımının Rus-Sovyetler Cumhuriyeti'nce temini rica olunur. Ek olarak İngiliz himayesi altında milli direnişe düşman bir Azerbaycan hükümetindense Bolşevik ve Ankara'ya karşı iyi niyet besleyen bir Azerbaycan'ı tercih etmekteydi. İlerleyen günlerde Anadolu'ya gelen yardımlarla Karabekir Paşa'nın eli güçlenmiş ve kimi ortak hareketlerle birlikte kısa zamanda doğuda savaş bitmiş, artık gözler sadece batıya çevrilmişti. Peki, siyasi olarak Sovyetlerden ayrı olan Ankara'ya Sovyetlerin yardımı devam edecek miydi? 11 Mayıs 1920 günü Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey başkanlığındaki bir heyet Moskova'ya gönderildi. Yine bu tarihlerde Rus yetkililer de Ankara'ya gelmeye başladı. Fakat Sovyet Rusya'da zaman zaman kararsız eğilimler baş göstermekteydi. Sovyet yetkililer Büyük Millet Meclisi temsilcilerine Ermenistan'a Van ve Bitlis'ten bir bölüm verilmeli. Bu bizim kırmızı çizgimizdir demekteydi. Buna sert bir karşılık veren Büyük Millet Meclisi temsilcileri yardım teklifini elinin tersiyle itmek pahasına res çekmişti. Mustafa Kemal Paşa bizzat Bekir Sami Bey'e yolladığı talimatla Ermenilere arazi verilmesinin söz konusu olmayacağını bildirmişti. Bir süre sonra da Çiçerin'e bir mektup yollayıp Türk ve Rus ulusunun emperyalizme karşı kutsal mücadelesine değinmekte ve Doğu uluslarının bağımsızlığı için mücadele eden Rus devrimini kutlamaktaydı. Ek olarak birlikte mücadele etmek iki devletin de çıkarına olacaktır demekteydi. Bu mektupla birbirimize muhtacız mesajını vermekteydi. Yine Afyon milletvekili Mehmet Şükrü Bey, malumunuzdur ki bizim Rusça latimasımız düşmanımızın düşmanı dostumdur düsturundan ileri gelmiştir. Ruslar diyorlar ki biz emperyalistlere karşı duruyoruz. Bizim kesemizden Ermenilere fedakarlıkta bulunmak emperyalistliktir. Kemal Paşa'nın Çiçerin'e yolladığı mektup sonrası işler yavaş yavaş rayına girmiştir. Ruslar isteklerinden vazgeçmiş, Ermenilere bırakılması lazım dedikleri bölgeler hakkında bir daha yorum yapmamışlardır. Lenin de yurtlarının bağımsızlığı ve gelişmesi için sarsılmaz bir enerjiyle savaşan Türk halkını ve hükümetini kutlamış, böylelikle kriz aşılmıştır. O sırada mecliste farklı görüşte birçok kişi komünist olup olmama tartışması yapmaktadır. Hakimiyet-i Milliye gazetesi alttan alta komünist olabiliriz mesajı vermektedir. Bu da siyasi bir taktiktir. Yine bu tarihlerde birçok komünist parti açılmakta, kırmızı renk moda haline gelmeye başlamaktaydı. Komünizm taraftarlarından bir kısmı Sovyet Rusya'nın uydusu olalım görüşünde, bir kısmı bağımsız fakat komünizme göre yönetilen bir ülke olalım demekteydi. Türkiye'yi Sovyet sisteminin bir parçası yapmak üzere propaganda çalışması yapan Mustafa Supi ve arkadaşları da bu dönemde Anadolu'ya gelmiş fakat aşırılık gösteren tutumları sebebiyle Ankara ve halk tarafından hoş karşılanmamıştı. Ankara dayatma şeklinde bir öneriyi kabul etmiyor, komünist olunacaksa biz istersek oluruz diyorlardı. Fakat Sovyetlerden gelen her heyet alttan alta kendi sistemlerini kabul ettirmeye ve taraftar toplamaya çaba gösteriyordu. Dönem siyasetçilerinden Damar Arıkoğlu mecliste geçen bazı konuşmaları yıllar sonra şöyle aktarmıştı. Bazı mebus arkadaşlarım komünizmin ilan edilmemesinden ötürü canları sıkılıyordu. Daha ne bekliyoruz? Niçin komünizmi ilan etmeyip halkımıza yeni bir ruh, yeni bir heyecan aşılamıyoruz diyorlardı. Tabii ilk mecliste daha birçok görüş vardı. Mesela mecliste bir gizli oturumda Erzurum mebusu Hüseyin Avni ve birçok vekil Karabekir Paşa'nın İslamiyetle Bolşevizm arasında pek az farkın olduğunu belirtmesine eleştirmişti.
Mustafa Kemal, Karabekir'in gayet zeki, ahlaklı ve namuslu olduğunu belirtip, Karabekir Paşa, komünistlere, temaslı olanlara karşı komünist görünmesi vaki olunabilir. Memleket ve millet için yararlı bir maksadı siyaseten gerçekleştirmek içindir. Hakikatte komünist ve bolşevik olduğu için değildir, diyerek aslında alttan alta mesaj veriyordu. Ve elbette komünist olmayacağız ama şu an şartlar bizi buna itiyor, diyordu. Yakın arkadaşlarına da halkımız sosyalizmi kaldıramaz, diyordu. Gençliğinden bu yana belleğinde olan cumhuriyet fikrini milli sır gibi saklıyordu. Hatta kendi kurduğu komünist partiyi bile yönlendirebileceğimiz bir parti olsun, aşırı ileri giden yapılara karşı set görevi görsün diye kurmuş, güvendiği arkadaşlarını bu partiye doldurmuştu. Aslında Lenin de bu durumun farkındaydı. Ankara'ya yolladığı elçiye şöyle demişti: Mustafa Kemal tabii ki sosyalist değildir ama görülüyor ki iyi bir teşkilatçı, kabiliyetli bir lider. Milli burjuva ihtilalini idare ediyor. İlerici, akıllı bir devlet adamı. Bizim sosyalist inkılabımızın önemini anlamış olup Sovyet Rusya'ya karşı olumlu davranıyor. O, istilacılara karşı bir kurtuluş savaşı yapıyor. Emperyalistlerin gururunu kıracağına, padişahı da yardakçılarıyla birlikte silip süpüreceğine inanıyorum. Halkın ona inandığını söylüyorlar. Ona ve yeni Türk halkına yardım etmemiz gerekiyor. İşte sizin işiniz budur. Türk hükümetine, Türk halkına saygı gösteriniz. Büyüklük taslamayınız. Onların işlerine karışmayınız. Ankara hükümeti destek toplamak ve fikirlerini net bir şekilde tüm dünyaya duyurmak için birçok yol seçmişti. Birinci, Doğu Halkları Kurultayı'na heyet yollanması bunlardan biriydi. Eylül 1920'de Bakü'de düzenlenen kongrede Ankara tam bağımsızlık için savaştıklarını bildirmişti. Kongre sonunda Mustafa Kemal hükümeti her ne kadar komünist olmasa da İngilizlere karşı savaşmakta. Bu sebeple yardım edilmeli görüşü çıkmıştı. Aslında Sovyet Rusya ve Ankara arasındaki en büyük adım Ali Fuat Cebesoy'un Mustafa Kemal Paşa tarafından Moskova Büyükelçiliğine tayin edilmesiydi. 1921'in başlarında gelişen bu gelişmeden sonra ilişkiler tam manasıyla resmiyet kazanmıştı. Hemen ardından gerçekleşen dostluk ve kardeşlik anlaşması bunun en net örneğiydi. Bu anlaşmaya göre Batum, Gürcistan'ın yönetiminde kalacaktı. Fakat halkına özerklik verilecek, Türkiye'ye gümrük vergisi ödemeden Batum limanından yararlanma hakkı tanınacaktı. Boğazlar Türk egemenliğinde olacaktı. Kars ve Ardahan kesin olarak Türklere bırakılacaktı. Sovyet Rusya Türklere askeri yardım ve 10 milyon altın ruble verecekti. Bu yapılan yardımların Sovyet Rusya egemenliği altındaki Türk halklarının tarafından da yapıldığını dipnot olarak belirtmek isterim. Anlaşmalar yapılmış, karşılıklı elçiler yollanmış fakat her şeye rağmen tam olarak kesin güven ortamı oluşmamıştı. Çünkü Ruslar ve Türkler 300 yıldır savaş halindeydi ve Ankara rota değiştirip İngilizlerle anlaşırsa Ruslar bölgede yalnız kalabilirdi. Bunun için Enver Paşa Kozun'u Ruslar son ana kadar elinde tutmuştu. Olası bir siyaset değişikliğinde veya bir mağlubiyette Enver Paşa'yı bölgeye yollayacaklardı. Mustafa Kemal'in savaşın ilerleyen zamanlarında Fransa ve İtalya ile yakınlaşması da Rusları endişelendirmişti. Fakat Mustafa Kemal tam bağımsızlık için oyunu satranç ustası gibi yönetiyordu. Fransızlarla anlaşarak güney cephesini kapatmıştı. İtalyanlar zaten ilk andan itibaren pasif durumdaydı. Ruslar için en önemli ikinci kırılma anı Sakarya Savaşı'nın kazanılmasıyla gerçekleşti. Güç artık Mustafa Kemal'deydi. Onun yanında olmak gerekliydi. Dönüşü olmayan zafer yoluna girilmesiyle birlikte hem siyasi ilişkiler hem de yardımlar zirve yapmıştı. Yüzbinlerce ton silah ve cephane İnebolu üzerinden Batı cephesine akmaktaydı. Yine bugünlerde çok yapılı mecliste eleştiriler yükselmekteydi. Hükümet şekli konusunda yapılan bu eleştirilere Mustafa Kemal şöyle bir cevap vermişti: "Bizi mahvetmek isteyen emperyalizme karşı, bizi
yutmak isteyen kapitalizme karşı heyeti milliyece mücadeleyi öngören bir mesleği takip eden insanlarız. Fakat ne yapalım ki demokrasiye benzemiyormuşuz, sosyalizme benzemiyormuşuz, hiçbir şeye benzemiyormuşuz. Efendiler, biz benzememekle ve benzetmemekle iftihar etmeliyiz. Çünkü biz bize benzeriz. 1921 yılında İngiliz raporları Rus-Türk yakınlaşması ile ilgili şu değerlendirmeyi yapıyordu. Bolşeviklerle Türklerin ilişkisi bir mantık evliliğidir. 4 Ocak 1922 tarihinde Kemal Paşa akıldaki şüphelere son vermek için Lenin'e bir mektup daha yollar. Türkiye Rusya'ya, bilhassa son birkaç ayın Rusçasına Batı Avrupa'ya olduğundan çok daha yakındır. Memleketlerimiz arasındaki bir diğer ve daha mühim benzerlik bizim kapitalizm ve emperyalizme karşı mücadelemize yatmaktadır. Sizi temin ederim ki Sovyet Rusya'ya karşı doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir anlaşmaya ve ittifaka dahil olmayacağız. Büyük taarruz öncesinde verilen bu mesajla Ankara Ruslara güven vermeye devam ediyordu. Bu güven sonrası yardımlar da gelmeye devam etmekteydi. Tabu bu yardımların tamamıyla karşılıksız olduğu düşünülmemeli. Ankara'da o dönemde hem Sovyet Rusya'ya karşı bir tampon görevi görmekte hem de derin bir açlık ve kriz çekmekte olan Sovyet Rusya'ya erzak yollamaktaydı. Öyle ki Rusya'da kıtlıktan dolayı yüz binlerce kişi ölmüş, sokaklar ölü insanlarla dolmuştu. Mustafa Kemal imzalı 3 Eylül 1921 tarihli bir belgede şunlar yazmaktaydı. Memleket dahilinde bulunan bütün depolardan %40'ı milli müdafaa ihtiyaçlarına sarf edilmek üzere hükümet tarafından alınacaktır. Rusya'daki açlığı hafifletmeye sebep olur ümidiyle hükümet Karadeniz sahillerinde bu suretle elde ettiği hububatı Rus milletine hediye etmeye karar vermiştir. Artık yavaş yavaş büyük taarruza doğru giderken Mustafa Kemal Paşa, Sovyet Rus Büyükelçisi Aralov ve Azerbaycan Büyükelçisi Abilov ve askeri ataşelerle birlikte 28 Mart-4 Nisan 1922 tarihleri arasında Sivrihisar, Çay, Akşehir, Ilgın ve Konya'yı kapsayan cephe ve cephe gerisi ziyaretleri gerçekleştirdi. Fahrettin Altay bu ziyaretin elçilerle gerçekleştirilmiş olmasını anlamamıştı. Daha sonra anılarında bu olayla ilgili şöyle diyecekti. Ruslar her ne kadar o sırada dostumuzsa da cephe kuvvetlerini onlara göstermekteki maksadı anlamamıştık. Çok sonra öğrenmiştik ki Ruslar bize müşterek savaş teklif etmişler. Bu maksatla işbirliği yapalım, Zonguldak, Ereğli'ye asker çıkaralım, Kocaeli'de beraber savaşalım demişlerdir. Bizim kuvvetlerimizin düşmanları İstanbul'dan çıkarmaya yetenekli olmayacağını ileri sürmüşler. Bundaki gizli maksadı Mustafa Kemal anlamaz olur muydu? Elbette anlamıştı. Derhal benim kuvvetim İzmir'i de İstanbul'da kurtarmak için kafidir demiş ve bunu fiilen göstermek için onların elçileri ve askeri ataşeleriyle bu seyahati tertiplemiştir. Bu seyahatte Kemal Paşa askere, "Askerler, savaş artık bizim yüzümüze gülmeye başladı. İngilizlerin boğazlanmak üzere gönderdiği Yunanlıları yeniyoruz. İngiliz emperyalistler bizi yok etmek istiyorlar. Ama bunu başaramayacaklardır. Türk halkı ve Türk ordusu kendi bağımsızlığı için savaşa girmiş bulunuyor ve düşmanlarını kendi kutsal toprağından atacaktır. Sovyetler Birliği'nin elçisi de burada. Bizimle birlikte bulunuyor." demiş. Daha sonra Aralov şu sözlerle askere seslenmişti. "Rus işçisi ve köylüsü iktidarı eline alarak yeni bir devlet kurmaktadırlar. Sevgili dostlarım, sizin de yeni Türkiye'nin düşmanlarını yenmenizi, aziz yurdunuzu kurtarmanızı, İzmir ve İstanbul şehirlerini geri almanızı dilerim. Kızıl Ordu, soylu davranışınızla orduya ve bağımsız Türkiye'ye şeref kazandıracağınıza inanmaktadır." Mustafa Kemal, Kızıl Ordu Anadolu'ya girerse bir daha çıkaramayız görüşündeydi ve girecek olan ordu hükümet şeklini belirleyebilirdi. Bu yüzden Kızıl Ordu'nun kesinlikle Anadolu'ya girmesine izin vermemişti. Bu ziyaretten 3 ay sonra başlayan büyük taarruz ve Türk ordusunun Mustafa Kemal Paşa önderliğinde kesin zaferi.
Kesin zaferden sonra Türklerin Ruslarla olan ilişkisinde çok değişiklik olmamıştır. Elbette Türkiye'nin eli artık daha güçlüdür. Türkiye, cumhuriyeti ilan etmiş ve hem batıyla hem de doğuyla denge politikasını kendine yol seçmiştir. Yurtta barış, dünyada barış politikası sayesinde güçlenmeyi kendine misyon edinmiş, birbiri ardına devrimler yaparak halkla birlikte büyümeyi amaçlamıştır. İkinci Dünya Savaşı'nı kayıpsız atlatmıştır. Atatürk, hayatı boyunca Sovyet Rusya'yı sürekli anmış, kara gün dostu olarak nitelendirmiştir. Evet, bu videomuzda Lenin'in Sovyet Rusya'sıyla Mustafa Kemal önderliğinde gerçekleşen Bağımsızlık Savaşı'nda yaşananlara özet olarak göz attık. Videoyu noktalamadan şunu söylemek isterim. Bu video belki de binlerce sayfadan çıkmış özet bir metinden oluşmuştur. Bazen videolarımın altında "bunu nasıl eklemezsin, bunu bilmiyorsan tarih anlatma" şeklinde yorumlar görmekteyim. Söylemiş olduğunuz şeylerin birçoğunu bilmekteyim. Fakat sunum şeklini böyle planlamaktayım. Kaynakçalar her videoda olduğu gibi açıklama kısmında. Dileyen bu konunun detaylarına inebilir. Kalın sağlıcakla. Sağ olun.